Bugün millet bahçesini anlattı Hamdi Bey. Nasıl buldunuz projeyi? Millet bahçesi anlatım şekli tabii ki gayet güzel. Kayseri için yapılması, çevre için düşünülmesi güzel. Yeterli mi? İlla eksikler vardır ama biz yapılana e, bu yanlış deme durumunu kullanmak istemiyoruz. Eksikleri olan bir proje. Bu proje ciddi bir Kayseri'nin geleceğini en azından turizm açısından da değerlendireceğine imada bulundu. Ama e, CHP'li Özgür Bey ne sordu orada otoparklar ters tarafta ama 6 tane kapı koydunuz. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Kayseri Alkor'u'ya yürüyerek gitmeyecek araçla gidecek. Araçla gittiği yerin tam tersinde bir eğer kapı girişi var ise o alanı yürümek zorunda kalacak. Çünkü çok ciddi bir 2,5 e, kilometrelik genişlikten bahsediyoruz. Eleştiri noktasında bakmak istemiyoruz. Bugün bizim itirafımız itirazımız şuydu. Burayla ilgili bir yürütmenin durdurulma kararı olduğu ile ilgili bir duyumumuz var. Buna rağmen ısrarla plan değişikliği yapılıyor gibi buna devam edilmesi üzüntü verici. Çünkü bir ileri bir geri bir hareket ediyoruz bir bekliyoruz. Öyle olmamalı. Önce belediye meclislerinden bu karar geçirilmeli. Bütün itiraz yolları tüketilmeli. Sonra bu ihalelere çıkılmalı. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış. İhaleye çıkmış. E bugün de burada gelen bazı kayıklıklar var ifadesiyle bir plan tadilatıydı. Kayseri kazansın diye biz ifade ediyoruz ama mahkeme yollarından bir takım yine durdurma olur kaygısıyla da ikazlarda bulunuyoruz. Özgür Bey millet bahçesine bir itirazınız var millet bahçesini istemiyoruz mu? Millet bahçesini elbette istiyoruz. Kayseri halkının en iyi faydalanacağı şekilde istiyoruz. Millet bahçesindeki imar düzenlemesine, bugünkü imar e, değişiklik talebine itiraz ettik. Orada parselde kayıklıklar var dediler ama parselde hangi yönde, hangi cephede, hangi koordinatlarda bir kayıklık var? Bununla ilgili bilgi alamadık. İtirazımız bu yöndendi. Yoksa Kayseri'ye yakışır bir bahçeyi elbette ki istiyoruz. Bir de e, yapılan sunumlarda gördünüz, ben de oraya takılmıştım. Şimdi Kayseri halkı şöyledir, e, gördüğü yere rahat ulaşabilmek ister. E, Kayseri halkının millet bahçesine gideceği e, ana yön... Kartal istika Kartal Bulvarı istikametinde Erciyes Üniversitesi'nin girişine kadar olan Talas Bulvarı kavşağıdır. Talas Bulvarı caddesidir. Bu bulvardan sağ bir cep verip yer altına otopark inebilirdi. Ben Hamdi Bey'e onu da izah ettim. Şimdi görüp de giremediğiniz bir park sizin değildir. Yani oraya birçok insan otomobiliyle gidecek, özellikle konser günlerinde, hafta sonu önemli olaylarda bu insanlar ana yasadeden giremeyince çok uzun, neredeyse 3 kilometre kadar uzun girip bir otopark ağına saplanıyorlar. Ana caddeden girilemezse millet bahçesinin o kadar ulaşılabilir olacağını zannetmiyorum. En azından otomobille gelen insanlar için. Yani yürüyerek gelen zaten her tür kullanabiliyor. Eleştirim o yöndeydi. Müzik